12 katliam ardından 108 ay geçti. 9. yılındayız. Hepimizin de bildiği gibi Haziran ayında mahkemede duruşmalar bağlamında bir karar verildi. Biz o zaman bir söz verdik. Adalet mücadelemiz, sözümüz bitmedi, adalet mücadelemiz devam ediyor diye. O sözün gereği olarak da 9. yıl anmalarını bu çerçevede yapmayı planladık. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada, bu salonda adalet için kalplerini birleştiren tüm canlara selam olsun. Ölüme karşı yaşamı, aşağılamaya karşı onuru, dayatmaya karşı demokrasiyi, suça karşı adalet talep edenleri saygıyla selamlıyorum. Tepeden görmeye alışık olanlar, adalet arayan bizleri asla görmüyorlar. Çünkü başlarını yukarı kaldırmıyorlar. Farklılıkları zulüm ile cezalandırıyorlar. Bize düşen asıl görev şudur. Asil ve pes etmeyen bir ruh ile, birbirimizden aldığımız ilham ile karanlığı yırtabilir, ışığı görebiliriz arkadaşlar. Şimdi zaman adalet arayanların kalplerini birleştirme zamanıdır. Adalet için zulme rıza göstermenin zulüm olduğunu bilen bir vicdan ile hepimiz kalplerimizi birleştirmeliyiz. İstediğimiz adalet, inat ve ısrarla hakikatin yanında yer almaktır. Zalimlerin adaletsizlikleriyle yanan canlara bir damla su olmak için o yola çıkma zamanıdır. Hazreti Ali, bir zulme engel olamıyorsanız onu cümle aleme duyurun demektedir. Sevgili arkadaşlar, hak savunucuları, adalet savunucuları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gerçekten böyle bir buluşmayı organize eden, emeği geçen arkadaşlarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. 10 Ekim meselesi Türkiye tarihinde önemli bir katliamın adresi. Biz de o gün oradaydık. Bu çok önemli bir buluşma olduğunu özellikle söyleyeyim. Ama hem açılışta arkadaşlarımız söylediler. Adalet kavramı gerçekten insanlık tarihinde çok eskilere dayanıyor. Etik değerlerin oluşmaya başladığı, toplumsal değerlerine mutabakatların yapılmaya çalışıldığı, bir toplumsal uzlaşmayla kendi hukukunu belirlemeye çalıştığı insanlığın içerisinde hep bunlar olmuş durumda. Ama maalesef herkesin katıldığı, farklılıkların, farklı inançların, farklı kimliklerin katıldığı ortak bir mutabakatla herkesi ötekileştirmeden sürdürülen bir ortak anayasa her zaman yapılamamış ve yapılamadığı için de sürekli bir adaletsizlikle karşı karşıya kalmıştır. Ben de 6 Şubat depremlerinde annemi, ablamı, abimi ve 9 aylık yeğenimi kaybettikten sonra ne yapabilirim dedim ve katledilmiş insanlar için ne yapabilirim? Çünkü söyledikleri sayı her ne kadar 53 bin olsa da bizler biliyoruz ki kat ve kat fazlası bu sayı. Kamu görevlilerinin de yargılanmaya dahil edilmesini istiyoruz. Bu yaklaşık geçen 20 ayda savcılar bizlere münferit teklif ettik. Biz belediye dosyalarını izin çıktıktan sonra yargılamaya başlayacağız dediler. Ancak vali ya hiç cevap vermiyor bu izinlere ya da reddediyor. Bunu yaşayanlar, örneğin yeğenim bunlardan biri, babam yanıyor, yardım yok dediği için yargılanıyor. Sosyal medyada paylaşım yapan insanlar yargılanıyor. Bu nasıl bir sistem? Bunu bize nasıl açıklayabilirler? Yani ben oraya deprem demiyorum. Deprem bütün ülkelerde oluyor. Her ülkede oluyor. Zaten biz deprem ülkesiyiz. Ama eğer Japonya'da olup 8 şiddetinde bir kişinin burnu kanamıyorsa, bizim burada 7.7 şiddetinde olup yapılan depremde 800 bine yakın 11 ilde insanlar kaybediliyorsa durup bitirmek gerek. Bu katliamdır. Bunun kar katliamından hiçbir farkı yok.
bunun diğer yapılan katliamlardan hiçbir farkı yok. Bizi katlettiler. Katlettiler bizi. Adalet davası din, dil, ırk, açık, kapalı, açık, farklı siyasi görüşler. Şurada anladım ki, ki basında da takip ettiğimiz gibi hiç bunların önemi yoktur. Belli ki burada adalet arayışı herkesinde, herkeste yani farklı farklı bir adalet talebi var. Ülkede barış olsun. Ki hedefimiz aynı zamanda yani kimsenin ölmemesi, sadece bizden, benim çocuğum, senin çocuğun değil yani. Ülkeye barış gelsin, barış olsun diye bir miting düzenlendi. Ve o mitingde benim işte oğlum öldürüldü. Geldiğimizde biz 8.5'tu, ona 5 kala Ankara'da, duymuşsunuzdur, duymayanlarınız vardır. Ve işte bir patlama oldu. IŞİD patlaması. IŞİD'e yol verdiler. O mitingin yapılacağını biliyor bu devlet, bu hükümet, bu iktidar. Herkes biliyor bu katliamın olacağını, göz göre göre geleceğini. Ve bizim çocuklarımız orada katledildi. 22 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidar var. Ve son 10 yıldır yasaklar, kan ve zulümle bu iktidarını sürdürmeye devam ediyor. Biz de maalesef bu ceberir iktidarın bir kurbanı olduk. 3 insanımız bir devlet hastanesinde katledildi. Ve bu katliamdan sonra annemle birlikte verdiğimiz bu mücadeleyi burada anlatacağım. Sonrasında tabii ki bu mücadelemiz süretince verdiğimiz mücadelede halk bana bir yetki verdi. Bu olayın bir an önce aydınlatılması, annenin gözyaşını dinmesi için milletvekili olarak meclise gönderdi. Babam iş yerindeki olayda hiç yok yani. Çocukların durumunu öğrenmek için hastaneye gidiyor. Ve hastanenin acil girişinde babam hastaneye ayak basında, annemin gözü önünde linç ederek katlediyorlar. Yangın söndürme tüpleriyle, serum tutacaklarıyla, oradaki hayat kurtarılması gereken hastane aparatlarıyla annemin gözünün önünde babamı da kurşun yarası yok bir hastanenin içinde linç ederek katlediyorlar. Bu katliamı yapan tabii ki bir siyasi güç alıyor. İktidardan bir güç alıyor. Tabii benim burada sizinle paylaşmak istediğim, açıklamaya çalışacağım şey çok daha çoklu bir adalet faciası. Yani 125.600 insanın peş peşe yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerle, işinden ekmeğinden ve çalışma güvencesinden edildiği bir durumu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bunu elbette kendi konfederasyonumuzun yaşadığı muhataplık ilişkileri üzerinden ifade etmeye çalışacağım. 15 Temmuz darbesinden bir hafta sonra 672 sayılı kanun hükmünde kararname yayınlandı. Ve o kararnameyle birlikte işte içinde bizim sendikamızın üyesi de olan emekçilerin ihraç edildiğini öğrendik. Ve bu kanunla kararnameler birkaç hafta arayla kesintisiz olarak uzunca bir süre devam etti. Şöyle oluyor. Yani ben emekçilerin psikolojisini anlatmaya çalışayım. Bir gece yarısı internette bir liste yayınlanıyor ve siz önce kendi isminize bakıyorsunuz psikolojik olarak. Sonra dostlarınıza ve tanıdık arkadaşlarınıza bakıyorsunuz. İhraç edildiğini öğrendiğiniz arkadaşlarınızı o gün aramaktan utanıyorsunuz. Çünkü aradığınızda söyleyecek ne sözünüz olabilir? Hepsi sizin mücadele arkadaşlarınız. Örneğin ben konfederasyon adına rahatça konuşabilirim. Tüm ihraç eden arkadaşlarımız, işte bu ülkede barış, toplumsal dayanışma, emek mücadelesi, sınıfsız, sömürüsüz bir toplum ve uluslararası dayanışma için mücadele eden arkadaşlarımız. Sevgili arkadaşlar, sizlerle bugün 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından belki de en büyük haksızlığa maruz kalan, aralarında oğlumun da bulunduğu yüzlerce gençten bahsetmek istiyorum. Oğlum ve onun gibi yüzlerce er, askeri öğrenci, kursiyer teğmen, kendilerine verilen yasal emirlere uydukları için 8 yıldan fazla süredir tutuklu. Ve ne yazık ki bu gençlere müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet cezalar verildi. Arkadaşlar, askeri öğrenci, harp okulunu bitirmemiş öğrenci olan kişiler. Hüseyin Temel ise harp okulundan yeni mezun,
ancak göreve atanmamış kendi branşlarında kurs yani staj gören askerlerdir. Bu gençler henüz 20'li yaşlarında ve askeri hiyerarşinin en alt kademesinde olup verilen emirleri değerlendirebilecek tecrübede ve konumda değillerdir Türkiye genelinde. Ülkemizde ilk engelli mevzuatı 01-07-2005 yılında 53-78 sayılı kararname ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiştir. 25.868 sayılı resmi gazetede yayınlanarak kayıt altına alınmıştır. Erişebilirlik haktır, ayrıcalık değildir. Engeller olarak birçok haklarımızın başta bize lütuf olarak sunulmayan, bizi hayata katan, bizi hayattan soyutlamayan şeylerden birisidir. Şehirde, kentte sosyal hayata katılmak. Ülkeler kentleri kurarken engelli bir toplumun olduğunu ve engellilerin yaşadığını hesaba katmak zorunda. Şimdi bana burada hani bir imam deyince de şunu da söyleyeyim. Ankara KYK platformundayım ben. Oranın kuruluşunda yani kurucusu da diyebiliriz. Vekilimiz Sayın Ömer Faruk GGBOB ile beraber bir hakim arkadaş beraber kurduk. Kuruluştan bugüne kadar bütün hukuki faaliyetlere orada devam ediyorum. Ve şunu da gördüm ki yani ben 2018 yılında mahkemelerden beraat ettim. Ama göreve iade edilmedim. Baktım ki bu şey değil. Yani bir şahsi bir olay değil. Burada bir hukuk mücadelesi vermek lazım. İktidar blokunun zulmüne zulmünü cümle aleme duyurmak için adalet talep eden mazlumların bir araya gelmesi zorunluluktur.